Evet, maçı iki bölümde analiz etmemiz gerekiyor. Maça çok kötü başladık. Özellikle maçın başında Jokic'i bir türlü durduramadık. Topu her pot altına geçirdiklerinde oradan sayı yedik, yardıma geldik. Bu sefer Lucic'in dış atışlarını yedik ve bir anda tabii ki her pozisyonda mağlup olmamız savunmada bizi moralman da aşağı gitti kendi sahamızda. Hücumda da top kayıplarıyla bir türlü pozisyon yaratamadık. Maçın ikinci yarısında tamamen farklı bir stratejiyle başladık. İki uzunla savunmamızı sertleştirmek için Sertaç ve Alperen'i beraber kullandık ve orada Jokic'in üzerine sürekli olarak ikili üçlü sıkıştırmalar yaparak biraz daha dışarıyı o pas kanalını kapatarak ve Micic'e top getirirken baskı yaparak oyunun hızlandırmaya çalıştık ve orada da çok başarılı olduk. İkinci yarıda o sert savunma karşılığında hızlı hücumlarla maça geldik, maça ortak olduk. Aslında maçı kazanacak duruma da geldik ama son 3 dakika içinde özellikle maç beraber olduktan sonra hakem düdüklerini inanılmaz buluyorum ben. Yani Türk milli takımına karşı bu kadar büyük bir saygısızlık burada 16 bin seyirci önünde. Umarım tabii ki biz hatalarımıza bakacağız. Bizim de yaptığımız hatalar var ama umarım FIBA Merkez Hakem Kurulu da bu maçın özellikle son periyodunu iyice inceler, iyice dikkatlice inceler. Saçma sapan bizim ilk yarıda bizim bench'e çalınan teknik faul neymiş? Arka tarafta bana değil, arka tarafta oyuncular ayaktaymış böyle bir maçta. Maçın son periyodunda sürekli olarak itiraz eden bir Sırbistan takımı. Yani Sırbistan şu anda bu maç çok zor bir maçtı, bunu biliyorum. Avrupa şampiyonluğunun en büyük favorilerinden bir tanesi, en iyi takım durumunda. Ama biz ikinci yarıda iyi mücadele ettik. Bana göre bu mücadele, bu savunma sistemini Avrupa şampiyonasına taşırsak orada daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Tekrardan bizi destekleyen bütün taraftara teşekkür ediyorum. Yani 20 sayı geriden bu maçın son 2 dakikasına bu şekilde geldiysek taraftarın da çok ciddi anlamda o destekleyici gücü oldu. Ama hakemlerin bu denli Türk milli takımına karşı bu denli saygısızca maçın sonunu yönetmelerini, yani topu potaya attırmadılar bize maçın sonunda. Topu sürekli olarak tabii ki belki Cedi'nin yaptığı pozisyonlar ucun faul çalınabilir ama öncesinde Amerikan futbolu gibi kucaklayarak savunma yapan bir Sırbistan takımı var. Hiçbir pozisyonda çalmadılar. O da sinirlendi. 2 tane pozisyonda orada üst üste ucun faullerle maçın kaderini belirlediler. Önümüze bakacağız. Oyuncuların ikinci yarıdaki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Soru var mı? Genel bir değerlendirme olabilir mi insanların aynı şekilde maçın özeti olarak? Ya maçı ikinci yarıya bıraktık. Tabii ki taraftarın desteğiyle çok büyük bir geri dönüş yaptık ama bunu sonlandıramadık. Sonlandırsak Avrupa Şampiyonası'na çok daha moralde, çok daha iyi bir şekilde gidecektik ama biz sonuçta bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Bugün unutup Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız gerekiyor. Yarından itibaren eksiklerimizi daha fazla çalışmalıyız. Çok fazla bir zamanımız yok ama bunu yapabilecek kapasiteliyiz. Bazen sadece sahaya çıkıp çalışmak yetmiyor. Sağ dışından oturup konuşmak, bunları görüp izlemek çok daha faydalı olabiliyor. O yüzden biz bunu başaracağımıza inanıyorum. Takım olarak bence çok iyi mücadele ettik ikinci yarı. Şimdi biraz dinleyip Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız.